Ben teşekkür ederim İlbi Hocam. Çok sağ ol katkıların için. Şimdi Fırat müsaade istedi. Bir işi varmış ama belki sonradan gelirim dedi. Söz vermedi. Belki tekrar katılır aramıza. Ama başka bir Müslüman geldi yukarıda da Kutlu. Ahmet bir şey demek istiyor musun sen bununla ilgili? Bu komisyonlarla ilgili İlbi Bey'in bahsettiği. Yoksa bir Müslüman arkadaş var. Ona bir söz verelim mi? Buyur Ahmet. Bir iki bir şey söyleyeyim bu komisyonlarla ilgili. Birisi Muhammed'i okuma yazma bilmiyor. Tabii ki bu iddiayı Müslümanlar söylüyor. Onu söyleyeyim. Yani bu bir hikaye. Yani Muhammed'in okuma yazma bilmemesi. Gerçi Muhammed'in yaşadığı şüpheli. O ayrı mesele ama yaşayan kişi kimse, yani temel alınan bir ya da birden fazla kişi olduğunu düşünüyorum çünkü. O temel alınan bir ya da birden fazla kişinin okuma yazma bildiği gayet açık ve net. Zaten İslam kaynakları da yani okuma yazma bilmeyen bir Muhammed'i çizerken bu kısımları atlamış. Yani senaristlerin böyle bir şeyi vardır. Handikapları vardır. Senaryo yazarken başka bir filmden çalıntı yapıyorsan çalıntını kendi senaryoya uyarlamak çok daha zor olacaktır. Onu çok çalışmak gerekir. İslam tarihinin senaryosunu yazanlar buna çok çalışmamışlardır. Çalışmak yerine başka yerde yapmış oldukları kopyaya kendi fikirlerini direkt adapte edip göndermişler. Çünkü sonuçta halka ne göndersen yiyor. Muhammed okuma yazma bilmiyor demişler ama aynı Muhammed'i işte tüccar şey olan ticaret kervanlarına bekçilik eden vesaire diye hatta işte mesela örnek veriyorum Ebu Talib'in yanında yetiştirdiğini söylemişler. Yani Ebu Talib'in oğullarına bakıyoruz, Abbas'a bakıyoruz, Ali'ye bakıyoruz. Hepsi okuma yazma biliyor. Ebu Talib bütün çocuklarına okuma yazma öğretti de Muhammed'i mi ayrı tuttu? Yani ayrı gayrı tuttu. Ona niye öğretmedi? O da onun çocuğu değil miydi? Ona da kendi çocuğu gibi bakmamış mıydı? Yani bu durumda Muhammed Abbas öğretmişse, Ali'ye okuma yazma öğrettirmişse ki çocukken öğrettirdiğini biliyoruz. Muhammed de öğrettirmiştir yani. Ama İslam kaynağı dediğim gibi yani bir başka yerde çalıntı alıpınca karakterlere böyle bir senaryo hataları ortaya çıkıyor. Bunu günümüzdeki birçok modern senaryoda görebilirsiniz. Muhammed'den bize kalan hiçbir şey yok konusuna söyleyeyim. Evet Muhammed'den bize kalan hiçbir şey yok. Efendim Muhammed Bizans İmparatoruna mektup göndermiş. Nerede bu mektup? Yani ya orta şey mesela örnek veriyorum. Necaşi'ye gönderdiği mektup var Muhammed'e. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Açın okuyun. Kufi yazılmış. Muhammed Kufi yazmış. Nasıl yazabilir Muhammed Kufi? Ya bu şeye benziyor. Fatih Sultan Mehmet Fransa kralına mektup göndermiş. Açıyorsun bugün günümüz Latin harfleriyle yazılmış falan. Yani Türk alfabesi kullanmış falan yazıyor işte. İşte merhaba işte Fransız kralı bilmem kim. Tamam, nasılsın? Neyse böyle yani şeyle yazılmış. Demez misin kardeşim? Bunu işte sonradan yazmışlar. Yani Fatih nereden bilsin 1928 yılındaki harf inkılabını? Bilemez. Yani Muhammed'in yazdığı şey Kufi yazılmış. Muhammed Kufi yazamaz ki. Mümkün değil. Yani kendisinden 100 yıl, 150 yıl Kufi sonra değil, ortaya... kuafe. Kufi değil, kuafe. O Ebu Kuafe'dir. Yani sizin Ebu Bekir diye bildiğiniz Yahudi, meşhur tüccar Yahudi kayınpederi. Kuafedir o. Orijinali de Yok. o, yazın da o zaten. Kufi derken Küfe'de bulunduğu için Kufi diyorlar ya o yazıya. Küfe'de ortaya çıkartılan yazıdan bahsediyorum. Kufi Ha, ben yazın yazmışlar. stili değil, o Yok, ondan yazanı bahsediyorum. söylüyorum. Ya Hicazi değil ki Hicazi de Muhammed dönemine göre eski değil. Muhammed nasıl yazabilir biliyor musunuz? Muhammed'in yazabileceği tek bir şey var. Nebatiyan Arapçasını kullanması lazım. Çünkü Bentil ülkesi. Mekke'nin o yerel dönemde dili. Bentil. kullanabilecek tek Arapça bu. Yani Kur'an da bu dilde yazılmış olması lazım. Çünkü başka bir dil yok ortada. Evet, bravo. Bentil dilinde Hani yazılması lazım. Hicaz dili bile Muhammed'den sonradır. Kufi çok daha sonradır. Bu betikler çok daha sonradır. Ama adam diyor Muhammed'in yazdığı mektubu var. Belli ki başkası yazmış ya da. Bu şeye benziyor. Topkapı Sarayı'ndaki Osmanlı döneminden kalmış Kur'an uydurmasına benziyor. Nereden biliyorsun Osmanlı döneminde olmuş Kur'an olduğunu? Hediye eden Kavalalı Mehmet Ali Paşa öyle söylemiş. Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1800'lü yıllarda yaşamış Mısır valisi. Nereden bilecek Muhammed'den Osmanlı mı kalmış kalmamış mı? İkinci Mahmut'a hediye ederken demiş ki al kardeşim bu işte Osmanlı'dan kalan Kur'an. Onu da almışlar Topkapı Sarayı'na koymuşlar. Sen de bugün Osmanlı'dan kalan Kur'an diye yiyorsun. Yani sonuçta bir adam dedi diye. Bunun dışında aslında şu şeye de gelmek istiyorum ben. Ama istersen önce Kutlan'a söz verelim ondan sonra ona geleyim. Tevbe suresi ayet 5'in savunması. Çünkü sadece Kur'an diyenler ya da Kur'an'a göre İslam anlatan diyor ki Kur'an'a göre İslam yaşayacaksın. İşte Müslüman'a göre bakmayacaksın diyenler Tevbe suresi ayet 5'te Kur'an'ın dışına çıkıyorlar. Bir de evlatlık konusu Ahzab suresi ayet 4 ve 5. Bir de Ahzab suresi ayet 37'deki anlatılan hikayenin temelini Kur'an dışında bana birisi anlatsın dediğimde buna Sinan Canan'ın kendisi de dahil hepsi Kur'an'ın dışına çıkarak anlatmaya başlıyor. Hani Kur'an yeterdi size? Demek Kur'an yetmiyor. 19 sistemiyle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Başlık olarak söyleyeyim. 19 sistemi Pisagor'dan ve hatta Aristo'dan bu zamana kadar dünya literatüründe var olan bir sistemdir. Yani Allah'ın ortaya çıkarttığı bir sistem değildir. Bunu anlatacağım. İstersen önce söz verelim sonra ben bunlara devam edeyim.
Evet, teşekkürler Ahmet. Şimdi çok kolay bulunmuyor arkadaşlar. Ahmet, Babayaro, İlbey, diğer arkadaşlara söylüyorum. Bu odalarda, özellikle bizim odalarımızda yukarı çıkıp konuşmak, kendini ifade eden Müslüman bulmak çok kolay olmuyor. Yanlış anlaşılabiliyoruz çünkü çoğu zaman. Çünkü soru sormanın sonu yok ve bizim kırmızı çizgilerimiz de pek yok. O yüzden başkalarının kutsal saydığı şeyler üzerine soru sorduğumuz için bazı Müslümanlar işte bunu alaycılık veya işte aşağılama gibi görebilirler. Öyle bir derdimiz yok. Önce onu bir söyleyelim. İlla ki öyle bir şey yapacağız diye bir şey de yok. Kutlu Bey, hoş geldiniz. Konuya dinleyebildiniz mi? Önceki bir onu sorayım. Tekrar hemen devam edeceğim size. Önce kısa, çok kısa bir soru cevap giderim size. Kutlu Bey, odayı dinleyebildiniz mi başından beri? Çok az bir son kaç bir birkaç dakikasını dinledim ancak şöyle ben de soru soracağım da durum şöyle mesela İlbey denilen kişi İbn Kesir'in Arap olmadığını söyledi. Ondan sonra Teberani'nin Arap olmadığını söyledi. Bunların nerede olduğunu bizzat künyesiyle birlikte söylerse iyi olur. Çünkü mesela İbn Kesir'in künyesi veya Teberani'nin künyesini biz görebiliyoruz. Bir de bir arkadaş daha bir şey söyledi. Dedi ki 19 sistemine göre Kur'an-ı Kerim'in sadece Tövbe suresinin son iki ayeti değil, bütün süreleri sıkıntılı dedi. Bu neye göre bu denklemi yaptı, neye göre bir çözümü yaptı dedi. Böyle bir sonuca vardı ki İslam'da 19 sisteminden bir sistem yoktur. Her ne kadar bazıları kalkıp da yok şöyle bir sistem var dese de böyle bir sistem yok. Ve bunun gibi birkaç hata daha var. Bir de bir arkadaş dedi ki Kur'an-ı Kerim'i nasıl ezberleyebiliyorlar? Günümüzde canlı örnekleri var. 4-5 6 yaşındaki çocukların bizzat bunu ezberledikleri gayet de ortada. Hala içimizde de var yani. Yani bunları böyle göz göre göre kasıtlı mı yapılıyor bu yalanlar? Yani evet ben Şimdi sorularım bu. Buyurun. Ben cevap vereyim mi? Tabii verin ama 19 sistemine vereceksiniz zannediyorum. Yani bu nasıl yapıyorsunuz? Sen Ben kısa iki cevap soru. vereyim. Cafer bin Taber, İran'ın Taberistan bölgesinde Taberidir. İbni Kesir daha sonra Suriye'ye göçmüş. Şam doğumlu. Orada ölmüş. Putralı. Ve şeylidir. Kendisi de İranlıdır. Teşekkür ederim. Tebari Iraklı, Bağdatlı, İranlı değil. Değil mi? Iraklı. Hayır. Iraklı değil, İranlıdır. Taberistan bölgesinden. Bugünkü Belucistan sınırlarında Taberistanlıdır. İrani bir kendisi Farisidir. Muhammed bin Cerir Arap Tebari, değildir. Muhammed bin Cerir Tebari'den bahsediyorsunuz. Değil mi? Taberi tarihi ve Yok yok tefsiri taberi ya da yazarının ismini soruyorum size künyesine. Ebu Cafer Evet, Muhammed bin Cafer bin Cerir Taber. Yezid el Emuel el Tebari mi? Ondan mı bahsediyorsunuz? Sizin başka birinden mi bahsediyorsunuz? Hayır. Cafer bin Taber ilk tefsiri yazan, ilk tarihi Evet, yazan kişi. kendisi Bağdat'ta ikamet etmiştir. Ve Arap derken Evet, yani Bağdat'ta ikamet etmiştir. İran'dır. İran'dır. bir insanın Taberidir. herhangi bir tefsir yapabilmesi için illa ırkının o şeye ait olması mı lazım yani? Arap olması mı lazım? Bu bir şart mıdır? Bir kaide midir? Kural mıdır? Bence değildir. Bugün değilse o zaman neden bu böyle çok bugünkü baskılanıyor? şartlarda değil. Bugün şu şartlarda değil. Hayır değildir. Bundan Bir 1.000 yıl dakika, önce bir de bu dakika, gerekli bir dakika. miydi? Ya, Bir dakika Buhari de dur. Arap Bir değil canım. Ne alakası dakika. var ya? Bir dakika. Buhari de Arap değil ki. Hayır. Ya Şimdi ne bir ikisi? soru soruyor. Bir izle daha bir dakika. Bir soru soruyor İlbe'ye. Sana cevap veriyor. Yani hala itiraz ediyorsun. Şimdi adam Yo, şöyle ben babayorum bir saniye hani cevap veririm. Şimdi Muhammed kendisi bin Cerir Farisidir. Farisi kültür ve edebiyatla büyümüş birisidir. ya Babası da öyledir. arkadaşı Arap tanıyorum değildir. Arabi kültür ve Arap zamanın falan adamı değil yani. değildir. Bu Taberi'yi biz öğretiyorsan yanlış bilgi veriyorsun. Muhammed bin Cerir Taberi İran doğumludur. Bağdat'ta ölmüştür. Öldüğü yeri söylüyorsun. Arap diyorsun. Adam yani birçok kişi zaten İslam konusunda Ben de babaların birçoğu Kanadalıyım bu yani. durumda. Babaların bir sürü Farisi şeydir yani. İran'dır zaten. Bu İslam babalarının birçoğu Bir önemi Farisidir. var mı neresinden olduğu Bu Kutlu Bey? Ben onu anlamadım. Ne önemi var mı bunun sizce? önemi hayır. İtiraz ettiği noktayı ben biliyorum. Ben o şeyi biliyorum. Bununla ilgili tartışma var. Metodolojiyi ilk yazan odur. Aslında zaten daha sonra Taberi üzerindeki bütün tartışmalar şu yöndedir. Kendisi Farisi kültür ve edebiyatta o gramerde yetişmiş birisi nasıl olur da Arabi kültür ve zamanı bu kadar cüretkar bir şekilde yorumlamıştır diye. İlk tefsircidir ve tefsirin metodolojisini yazması açısından eleştiri vardır. Burada ırkçılık falan yok. Hocam Ayrı bunu bir anladım da etimolojidendir bu.
onu anladım da ben bir şey, bir Bahadır bir saniye hocam, orada mısın arkadaşlar, bir saniye sizden rica edeceğim. Bahadır orada mısın? Buradayım. Buradayım. Hocam biraz komik geldi bana. Ne diyorsun hocam? Sence Taberi Türk müdür hocam? Buyur. Hayır arkadaşlar, bu bizim espri konumuz yani. Kafatası ölçülerini mi ölçeceğiz biz? Taberi'nin, Buhari'nin, başkasının, hiç çok ya, açıkçası beni hiç ilgilendirmiyor bu yani. İranlı mıdır, Iraklı mıdır, Türk müdür, Kürt müdür, Arap mıdır, Pers midir, Acem midir? Bunun konuyla ne alakası var? Kur'an'ı konuşuyoruz. Henüz daha İslam'a geçemedik ki ben İslam'a geçmek için çok hevesliyim. Diğer arkadaşlar katılacağını düşünüyorum. Çünkü katılımın artacağını, konuşmacıların artacağını düşünüyorum. Müslümanların konuşmaya daha çok cesaret edeceğini düşünüyorum. Çünkü İslam, kelam, anlam durumuna geçeceğiz. Uygulanış biçimine geçeceğiz. O zaman Kur'an'dan İslam'ın ne anladıklarına artık yavaş yavaş geçeceğiz. O da biraz daha değişik olacak yani. Ben oraya gelmeye çalışıyorum, bir türlü gelemedik. Kur'an'dan çıkamadık. Bahadır ne diyorsun hocam bu konuda? Abi şeyi hatırlarsın. Taberi okuduğunuz odalar vardı. Tarihi Taberi okuduğunuz. Ben hatta internette birkaç YouTube kanalı üstünden falan da takip ettim bu mevzuyu. Yani hani ecnebilerin bir lafı vardır. Ateşin yükseldiğinde böyle cayır cayır yanıyorken hasta yatakta gördüğün salak saçma rüyalar olur ya böyle, ya da işte ot içmişsindir, mantar yemişsindir falan. Yine güzel rüyalar görürsün, güzel halüsinasyonlar görürsün falan. La Fontaine'den masallar gibi yani. Alice Harikalar Diyarında. Şimdi bunu yazan adam İranlı olmuş. Yani yok Arap olmuş, başka bir şey olmuş. Bunun ne önemi var? Taberi ne yazmış diye baktığında hiç böyle akıl kârı olmayan şeyler yazmış. Yani ben şimdi onun nesini ciddiye alacağım? Adam yani işte Adem kaç metreydi, gökyüzünde neler vardı, işte gökyüzünün hangi katında yakut vardı, hangi katında böyle bilmem kaç başlı yılan var, bilmem ne falan. Yani o kadar uçuk kaçık şeyler var ki, yok yeryüzünde işte birisi cennet inşa etmeye kalkmış da o cenneti sonra başkası bulmuş, bilmem ne falan böyle. Yani olduk olmadık şeyler hocam, şimdi hikayeler yani. Oturup okusanız gerçekten dersiniz ki yani tamam, artık torbacısı kimse çok sağlam bir mal vermişler bunlara. Başka türlü bir izahı yok bunun. Başka yani, türlü yani, Bahadır Bey, kârı, ayakları yere basan insanın yazacağı şeyler değil çünkü. Bizim Farisi vurgusu yapmamızın, İrani vurgusu yapmamızın sebebi bu. Arda Biraf Name-i ve Zerdüşt'ün o hezeyanlarını yazan edebiyat kimin edebiyatı? Ancak o menbaadan çıkan bir adam bu kadar hezeyanın içinde olabilir de, bu da Taberi'nin ta kendisi. Doğduğu yer belli, yetiştiği edebiyat belli. Biz ırkından, etimolojisinden bahsetmiyoruz. Farisi edebiyatla yetişmiş, yalanda, sallamada ustalık. Ailesi de öyle, babası da, dedesi de öyle. Yani biz Zerdüşt'ün işte Arda bir Afname'yi okuyun, o Miraç hikayesi. Burayı sallayabilen mesele neler yapmaz ki? İşte Zerdüşt'ü ne yaptı? Sonradan adam İran edebiyatından aldı, anlatısından Arapçaya çevirdi. Zerdüşt'ü kaldırdı, Muhammed'i koydu, al sana Miraç. Nerede var Kur'an'da Miraç? O olay yok, nerede var? Yok tabii şimdi hocam, yok tabii. İlbe hocam, kusura bakma lafını balla keseceğim de, Kutlu Bey'i konuşturmak için Ahmet'i de hemen dinleyeceğiz. Yalnız Kutlu Bey, odayı eğer bir kısmen dinlediyseniz bile, ilk başta Kur'an'ın kaynakları nereden geldiği hakkında konuşuyorduk. Sizin bir fikriniz var mı bununla ilgili? Mesela hangi mushaf size göre daha değerli ve en önceki ve hiç korunmamış, yani pardon, korunmuş olan mushaf hangisi sizce? Ve hangi metni siz baz alıyorsunuz? Ve Kur'an'ın iki kapak arasında alınma süreci hakkında ne biliyorsunuz? Kutlu Bey buyurun, sizi dinleyelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in değişik mushafları yok ki. Bütün hepsi aynı, tek bir tip. Siz hangisini baz alıyorsunuz dediğinizde neyi kastettiniz? Şimdi Kutlu Bey, işte odanın başından beri bunu konuşmaya çalışıyoruz. Yok yok. Birmingham Mustafa var. Yani şimdi size şöyle bir sorayım. Alınma süreci hakkında Kur'an'ı ne biliyorsunuz? Onu şöyle sorayım ben size. Şimdi herhangi bir Çin'deki bir Kur'an-ı Kerim'de Arabistan'daki ve İstanbul'daki Kur'an arasında fark var mı? Var efendim. Evet, var evet. Libya'daki Kur'an'da birçok fark var. Mesela Bakara suresi Çin'deki Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet, Türkiye'de kaç ayet? Hayır, yanlış ama bakın bir saniye. Ahmet hemen vereceğim sana da. Kutlu, şimdi şöyle bir sıkıntı var. Kur'an'ı bütün olarak ele aldığımız zaman sana göre işte senin Kur'an'ın 114, 116 neyse kaç ayetse
Ben sana daha fazla ayetin olduğu veya daha az ayetin olduğu bir Kur'an gösterirsem. Fatiha sözü olmayan Kur'an olduğunu, var ya şu anda dünyada. İşte uygulamada da bunun böyle yapıldığını gösterirsem yanılıyorum diyecek misin bana? Yani bu Kur'an'ın tek olmadığına işaret değildir. Neticede İslam düşüncesinin veya İslam'ın kıstas aldığı hepsinin birdir. Başkaları çıkarıp da Fatiha'yı başına koymaması. Hristiyanlık gibi. O işte İslam'ın kıstas aldığı dayanak sen nereye dayanıyorsun? Hayır, Hristiyanlığın 4-5 tane İncil var. Hristiyanlıkla kıyaslayamazsınız. Ama İslam'da öyle bir şey yok. Müslümanlarda 4-5 tane Kur'an var. Yok yok, o siz öyle anlıyorsunuz. Ha, 4-5 pardon yanlış söyledim. 4-5 tane değil, 30 küsür tane Kur'an var da. Yani. İçinde Fatiha suresi olmayan Kur'an var. Anlam farklılıkları olan Kur'anlar var. Yani anlam farklılıkları sizin var. Sizin anlayışınıza kaldı ki bu anlam farklılıkları mesela örnek veriyorum. Anlayışımıza değil bunu bizzat otomatik bizzat gösterilmiş şeyleri var. Yani bugün dünyada insanların işte Afrika'daki insanların okuduğu Kur'an'la bugün sizin okuduğunuz Kur'an farklı. Ayrıca daha da bir şey söyleyeyim. Osmanlı'da basılan yok. Tamam mı? Siz kendi o bölgeye göre bir kıraat okuma tarzı olabilir. Kıraatindeki sıkıntıdan kastınız ne? Anlamında mı? Hayır, siz mesela okuma olarak hafızlık dersi görseniz. Anlattım bunu. Çok net bir şekilde Kutlan Bey, ben çok net bir şekilde anlattım. Dedim ki hareketsizden harekete önceki Tevbe suresi ayet 31'i Mesih'a değil de Mesih'i diye okuyan bir adam bundan Allah ve İsa Mesih'i bırakarak hahamlar ve papazlar Rab edindiler diye anlayabilir. Yani bugün senin söylediğin o okumayı ortaya koyan kişiler yaklaşık olarak bunu işte Emeviliğin son dönemlerden başlayarak Abbasi'nin ilk dönemine kadar süren harekelendirme süreciyle belli bir standarda getirmeye çalışmışlar. Yine de belli bir standarda gelmemiş ama o şekilde getirmeye çalışmışlar. Daha önceki Kur'an kaynaklarındaki bazı ayetlerin okunuşları bugün senin okuduğundan farklı. Çok farklı. Çünkü sen bugün harekelendirme sistemine göre okuyorsun. Sen Abbasi ne derse ya da Emevi ne demişse onu okuyorsun. Senin ilk yazılan Kur'an'ın böyle değil. Sana Mustafa hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ayrıca. Onu aynen. Yani. Ben sorduğu bir soru vardı. Şu soruya cevap vereyim. Kutlan Bey. Dedi ki neye göre 19 sisteminde Tevbe Suresi ayet 30 128-129 değil de bütün ayetlerin sonradan eklenmiş olduğunu düşünüyorsunuz dedi. Yani 19 sistemini ortaya koyanlar bunu iddia etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum söylüyor. Onlar diyorlar ki Kur'an'daki ayet sayısına göre baktığımız zaman bunun 19'a bölünebilir. Yani 19'un katı olabilmesi için 2 tane ayet fazla. Bu 2 ayet hangi 2 ayet fazla dediğimiz zaman da şunu söylüyorlar. Efendim Tevbe suresi ayet 128 ve 129 Kur'an'a en son eklenmiş 2 ayettir. Ve İşte oradaki anlamlardan bahsediyor. İşte anlamda işte Muhammed falan. Nüzul sırası mı kastırıyorsun abi? Nüzul sırası mı? Bir nüzul sırası bir de içerik olarak söyler. İçerik olarak benzer içeriklerde olan Kur'an'da birçok ayet var. Mesela örnek ve bu Tevbe suresindeki ayet var. İsa'nın kuş yaratma ayeti var. Tevbe suresi. Abi iyi de galiba. Bir dakika Ahmet özür dilerim. Maide de miydi? Anlam dediğinde Rahman suresinde kendini tekrarlayan ayetler var. Hala bugün biliyor musun? Aynen. Zaten bak başta açıkladı. Besmele ya. Bildiğimiz besmele. Besmele yok. Yani 114 tane sure zaten Kur'an'da yok. Yani 114 ayet Kur'an'da yok. Yani ilk Kur'an'larda olmasının imkanı yok. Çünkü kimse bilmiyor Besmele'yi. Besmele'nin oluşması 20 yıllık Abdülmelik bin Mervan zamanında oluyor. Yani Kur'an 680'lerde yazılmadı. Yani Kur'an 632'lerde bitti. O zaman Kur'an'ın Besmele'yi herkesin biliyor olması lazım. Ama kimse bilmiyor Besmele'yi. Besmele'nin bildiğinin kanıtı da yok kimsenin. Bilmediğinin kanıtı var. Hatta eksik bildiklerinin hatta değiştirdiklerinin ve daha sonra son halini aldığını kanıtı da var. Peki, ama Kutlu, bildikleri bir besmele yok. Peki Kutlu sen şimdi duydun Ahmet'i, diğer İlbe'yi de duydun, diğer arkadaşları duydun. Bununla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı Kutlu? Önce seni bir dinleyelim. Senin Kur'an'ın, senin İslam'ın neye göre şekilleniyor? Sen neyi dayanak alıyorsun ona bakalım. Belki biz de biliyoruz. Kur'an sadece tek bir nüshadır ve besmelesiz de okunmamıştır. İndiği zamandan beri de besmele vardı, sonradan çıkmamıştır. Kaynağı var mı? İspatı var mı? İndiği zamandaki besmeleyi bana gösterebilir misin? Mesela içerisinde oku, seni yaradan Rabbinin adıyla oku diye ayet de vardır. Yani kaynak şu anda zaten pek müsait değil ama size atarım ben kaynağını var yani. Yani o kaynağı tamam, besmele geçen en eski bana kaynaklar kaçından bahsediyor. Bana ben bir şey öğrendim. Kutlan Bey. Ufak bir şey. İnkara gitmeyin. Ben bilmiyorum. Bakmam lazım. Kaynağını görmedim, bilmediğim şeyi inkara gitmek değil. Kaynağını görmediğim bir şeyi kabul etmem. İnkar etmek değil. İnkar etmek başka bir şey. Ama kabul etmem. Bir şey kabul etmemiş bana kaynağını göstermen lazım. Ben size şunu soruyorum. Bana içinde besmele geçen en eski Kur'an'ı gönderir misiniz lütfen? Lütfen. Evet. Yani istediğim tek bu. Bana içinde besmele geçen en eski Kur'an bulur diye ben de diyeyim ki. Yok ki. Bakın. Biliyorum da
Ben de diyeyim ki ben yanılıyormuşum. Ha varmış. Benim için bir şey ifade etmez. Diyelim ki Muhammed Besmele'yi biliyormuş. Ne oldu? Muhammed peygamber mi oldu? Hayır, hala peygamber değil. Ama bana diyor ki içinde Besmele olan Kur'an'ı gönderin. Bu kadar basit. Gönderin ben de argümanımı düzelteyim. Ha diyeyim. Demek ki Abdülmelik bin Mervan'dan önce de Besmele varmış. Ha biz bunu yanlış biliyormuşuz diyeyim. Düzelteyim argümanımı. Yani Evet, beni Kutlu Bey düzeltin var yani. mı? Tamam, dinleyelim bir Kutlu Bey var mı sizin bununla ilgili bir dayanağınız? Buyurun Kutlu Bey. Siz neye dayandırıyorsunuz bu besmele konusunu? Buyurun. Evet var. Ben göndereceğim Ahmet Bey'in kendisine. Bilmiyorum Yo, bence hepimize değmesi gönderin. Biz de açıkçası şu aynalanalım, an. olur mu Elimde canım? bir iş var. Ahmet Bey o zaman. Sizinle kulaklıkla konuşuyorum da. Yani müsait olduğum zaman gönderebileceğim. Bir de Peki ben hatırlıyor musunuz aşağıya hangi müsaf mesela? Ben de bakabilirim. Hangi müsafta hatırlıyor musunuz mesela? Şu müsafta var diyebilir misiniz? Mesela Bermuda'm, Sana, Kahire'deki müsaf, Taşkent'teki müsaf hangisinde var? Bizzat Osmanlı'da da var, Mısır'da da var. Oradaki nusalarda da var. Bakın 680 yılından önce diyorum. Osmanlı bildiğim kadarıyla Bir 1289 yılında dakika. kuruldu. Sen Musaf soruyorsun, bu Osmanlı Mısır falan diyor. Onlar devlet de şimdi şunu söyleyeyim, ben Pardon, aşağıya Topkapı'daki attım. Musaf'ı kastetmiştim. Osmanlı Tamam. zamanında geldiği için. Topkapı'daki Musaf da Topkapı'daki Musaf da 10. yüzyıla ait. Onu da biliyoruz. Daha başka? O eski değil, tam da değil bir de Hayır, onlar. 10. yüzyıldan daha eski yani. Öyle onlardan biliyorsunuz. Hayır, 10. yüzyıl, bakın Kutlan Bey. Hiçbir şey bilmeseniz bile şunu net olarak bilin. Kur'an kağıda yazılmamıştır. Topkapı'daki Musaf kağıt. Kağıt 9. yüzyıldan sonra İslam İmparatorluğu'na gelir. Çünkü kağıdı Çinliler basar. Kur'anların eski Kur'anlara bakın, dikkat edin, parşömenlere yazılır. Nedir bu parşömen? Deridir, hayvan derisidir. Hayvan derisinden parşömen yapılır. O parşömene de Kur'anlar yazılmıştır. Mesela örnek ver, Bermuda'daki Kur'an parşömene yazılmıştır. Sana Kur'anları parşömenlere yazılmıştır. Elinizde kağıt bir Kur'an varsa bilin ki 9. yüzyıldan daha eski olamaz ki o Kur'an 10. yüzyıldır üstelik. Hatta daha da yeni olabilir diye düşünüyorum. Çünkü o Kur'an üzerinde net bir karbon testi yaptırmadılar. Ha, üzerindeki kan lekesinin kan lekesi olmadığını biliyoruz. Başka bir şey leke olduğunu İlber Ortaylı'dan da dinleyebilirsiniz. Ama o eski Kur'an 10. yüzyıldadır. Onu da İlber Ortaylı'dan Peki ben size dinleyebilirsiniz. şöyle bir Ki soru Topkapı sorsam Sarayı'nın o genel zaman. müdürü kendisi. Çapraz bir soru da şöyle sorsam. Peki Kur'an-ı Kerim'de Euzu Besmele dediğimiz besmele yoksa bunu kim hangi Abdülme şeyi söylüyorsunuz da bunun ekleme dayanağı ne olacak o zaman? Ben sizi kabul etmiyorum da sizin söylediğiniz argümanı Abdülmelik söz bin konusu. zamanında basılan paralara bakarsanız tabii, çok güzel. Abdülmelik bin zamanında basılan paralara basarsanız Abdülmelik'in ilk bastığı paralarda besmele yok. Daha sonra Fırat'ın doğu tarafında basılan kitaplarda Bismillah ya da Bismillah olarak geçiyor. Daha sonra Bismillah değiştiriyor. Bak hala Bismillahirrahmanirrahim olmuyor. Sonra değiştiriyor. Biraz daha uzatıyor. Biraz daha uzatıyor. Farklı farklı kelimeler yazıyor. Bunları müzayedelerdeki İslam paralarından görebilirsiniz. Hatta benim son yaptığım yayına girin. Biz orada kaynağını da paylaştık. Orada da bakabilirsiniz. Ve en son 600 yani Hicri 80 Şu an 85. seninle yıllarda konuşuyorum. Bismillahirrahmanirrahim oluyor. Efendim? Yok ben size Bir şey söyleyeyim. sordunuz Yok ama yok duymadım. ben arkadaşa söylerken mikrofon açık kaldı da. Zaten şu anda çalıştığım için müsait değilim ama söylediğiniz bilgilerin çoğu doğru değil. Yani şöyle Tamam, neyle yalanlıyorsunuz bizi? Ben şöyle, onu çok merak ediyorum. şöyle yani sizde şöyle bir durum var. Hani açıkça gerçekten eleştiriye açıksanız mesela bir şeyi kabul etmiyorsunuz ya kabul etmediğiniz herhangi bir argümanda şüphe duyduğunuz için kabul etmiyorsunuz veya görmediğiniz için kabul etmiyorsunuz. Ancak kendi argümanlarınız veya kendi temel felsefenizin bütün temeli şüphe ve teoriye dayanıyor. Ama onu da sanki gerçekmiş gibi somut bir Bir bilmiş gibi saniye. sunuyorsunuz. Mesela biz yeryüzünde birden fazla Kur'an var dediğimizde bu sadece şüphemize mi dayanıyor? Bunu mu söylüyorsunuz? Birden fazla Evet, Kur'an-ı herhalde. Kerim nusay yok. Mesela Fatiha suresi kaç ayettir veya dünyanın her Bakın ben yerinde size farklı. var Ben mı yok mu şöyle bakın demedim. şöyle gidelim. Ben var mı yok mu demedim. Tamam. Ben sizin bize bunu söylüyor olmamızın sebebi olarak arkasında yatan deliller yerine sadece şüphemiz, sadece fikrimiz ve teorimiz olduğunu mu söylediniz az önce? Ben mi yanlış duydum? Ya mesela onu şu sebeple söyledim. Mesela sizler bir yaratıcının olmadığına veya Tanrı denilen bir yaratıcının olmadığına böyle farklı bir argümanlarla söylüyorsunuz. Ama kendi argümanlarınız kesin bir bilgi olmadığı halde onu kesinmiş gibi insanlara sunmaya çalışıyorsunuz. Bu
Bizim Tanrı'nın İkincisi varlığı şöyle, ya arkadaş üzerinde kuran olduğu ilk, bak, iyi hakkında de bir fikrimizi bakiyat öne süresinin sürmedi ki. Bu odanın başından beri Allah yoktur diyen kimse çıkmadı. Yani ben şu anda size söylüyorsam, siz şu anda bunu söylemediyseniz başka odalarda söylediniz. Yani ben ona binaen söyledim. Tamam yani, da ben bugün Kur'an'ı konuşuyorum ve yani bir saniye siz bir şey bize yani 3 gün önceki argümanlarınızın sadece teoriye dayandığını mı söylüyorsunuz? Bugün konuştuklarımızın mı sadece teoriye dayandığını söylüyorsunuz? Yani geçmişten şimdiye kadar genelde sizin teori ve böyle bir şüphe. Ya o zaman siz şüpheci olmuyor musunuz? Biz sırf Allah yok dediğimiz için, bizim söylediğimiz İslam'la ilgili bütün argümanları siz şüphe ederek şu anda reddediyorsunuz. Sırf Allah yok dediğimiz için bunu yaptığımızı düşünüyorsunuz. Bu bir şüphe zaten. Ben şimdi size bir soru sorayım. Şimdi bakın Müslümanların klasik yaptığı şeyi yapıyorsun, farkındayım. Yani İslam'la kendini savunamayınca deizm de kendini savunmaya çalışıyorsun. Yani Tanrı var mı yok mu konusunda getirmeye çalışıyorsun. Konu o değil. Değiştirelim de mesela bana deizm falan girmeyin. Farklı ayetlerde olduğunu söyler. Bir dakika. Kutlu bir dakika bir dur. Sen zaten bir şey bilmiyorsun. Bak bu konularla ilgili zerre bilgin yok. Aşağıya ben attım bak. Bir attığım şeye bir bak. Şimdi Kur'an'ın dünyada tek bir metni vardır değiştirmeden gelen. Bunu yani İslam dünyasında kimse iddia etmiyor. Şimdi bak bugün aşağıya attım kaynaklarıyla. Farklı bir sürü kıraatler var, farklı musaflar var. Bunlara farklı ve bunların aralarında mana farklılıkları var. Yani Libya'nın kullandığı mesela kalın musafı. Senin kullandığı, mesela ben sana şunu söyleyeyim. Sen evinde okuduğun Kur'an'ın hangi musafa ait olduğunu biliyor musun? Bu soruya daha cevap veremezken, kimin kıraat ettiğini daha söyleyemezken, kıraat tarihiyle ilgili bilmediğin konular hakkında bizi İthamda bulunuyorsunuz. Siz işte bir tarafınızdan uyduruyorsunuz tırnak içinde. Öyle bir olay yok. Yani şu an seni 240 kişi dinliyor. Bu konularda ne kadar cahil olduğunu tescil etmiş oldun. Yani sen Hafs'ın kıraat şeyini, Musaf'ını okuyorsun. İmam Asım denen adamın kıraatini. Bunun dışında 6-7 tane farklı versiyon var. Mesela Hafs'la Verş arasında 1400'e yakın farklılık var mana açısından. Yani sayısız şeyler var. Bunlar üzerine sayısız kitaplar yazılmış İslam tarihinde. Yani El Yahsubi diye bir adam var. Suriye, Irak ve Hicaz'da okunan farklı musafların kıraatler arasındaki manaları üzerine ciltler dolusu kitap yazmış. Ya bunlar senin kaynakların, İslami kaynak, oryantalist kaynaklar değil. Şimdi bu konuyu bir araştır. Araştırdıktan sonra bu tarz konulara gel, tartış. Siz işte ne diyorsunuz falan. Ya bu cahil özgüvenini ben anlamıyorum abi. Hem böyle bilmiyorsunuz bu konuları, hem de böyle işte ateistle tartışacağım, dur bir kafire bir iki laf çakayım. Rezil olup gidiyorsun ondan sonra. Ya sen bu odaya ne kattın şu anda? Hiçbir şey katmadın. İtham ediyorsun. Hep et hominem, yani siz şöylesiniz böylesiniz. Ya bir şey sun, bilgi sun. Yani neyi dinleyeceğiz? Biz senin şimdi ithamlarını mı dinleyeceğiz? Aşağıya bak, öğren. Daha fazla anlatmanın bir manası yok çünkü bilmiyorsun. Kıraat nedir onu bile bilmiyorsun. Yani kıraati böyle İstanbul şivesiyle Urfa şivesi falan zannediyorsun muhtemelen. Manayı da değiştirmeyen bir şey. İlbey Hoca anlatsın sana, al, medrese kültüründen geliyor. Hırtlaklı okursan ya en ufak bir şey bile değiştiriyor. Yani manayı değiştiriyor. Yani ne diyeyim tamam ben? İbrahim'idir kıraatların, tamamı İsrailiyattır. Hiçbir tane İslami şeyi yoktur kıraat. 10 tane kıraat var bugün İslam dünyasında. Gelişim süreci tamamen İsrailiyattır. Tevrat'ın okuma biçimlerinin aynısıdır. Ya bu kıraatlar konusunda da Tevrat'la ilgili madem konuştunuz, ben de tek bir cümle söyleyeyim. Evet, yani harekenin dışında harekeden başka noktalama işaretleri daha vardır. O da okunuştaki makamla ilgilidir. Hani bazen Kur'an okuma yarışmaları falan yapılır ya Türkiye'de. O da işte yine bu herhalde Tevrat'taki işaretli okuma, makamlı okuma ile ilgili olur ama kıraat dediğimiz şey benim anladığım kadarıyla sadece bunu değil, kelimenin anlamını, direkt kelamın, Allah'ın kelamının anlamını da değiştiren şeyler var. Şimdi farklı kuranlar var derken herhalde Kutlu bizi şey anlıyor. Orada nokta üstündeydi de öbüründe altına geldi, öbüründe sol tarafına, sol üste çıktı falan. Yok, bu değil. Kutlu bizim burada farklı kuranlar var derken farklı musaflar zaten var. Musafların da
İslam'ın dayandırıldığı, yani daha önce o Birmingham Mustafa'ı, bilmem ne Mustafa'ı müzelerde sergilenen o ilk parşömenler, hepsi bile, bunların tamamı zaten, hiçbiri, daha doğrusu bunların hiçbiri Kur'an'ın tamamını ve bütün ayetlerini içermiyor. Birinde 2 sayfa, öbüründe 8 sayfa, öbüründe 16 sayfa, bu şekilde devam ediyor ve sana sorduğum soru da buydu zaten en başta. Sen bu Kur'an'ın, Kur'an dediğin kitabın iki kapak arasında alınma süreci hakkında bir şey biliyor musun? Eğer İslam'ı buna dayandırıyorsan, çünkü bununla ilgili bize açıklama yapman gerekecek. Hadisleri dahil ediyor musun, etmiyor musun? Hangi kaynakları baz alıp onlara güveniyorsun? Soru bununla ilgiliydi aslında. Sen çok başka cevaplar verdin Kutlu. Yani sen Libya Kur'an'ı mesela bilmiyorsun şu anda. Libya'da başka bir Kur'an var. Halen bugün bile okutuluyor. Sudan'da aynı şekilde. Somali'de aynı şekilde. Ya bak, Hafs Kur'an'ı var, Sana Kur'an'ı var. Başka türlü sana anlatılıyor burada. Bu konular hakkında bilgin varsa buyur, dinleyelim seni. Ya da senin İslam anlayışın, dayandırıldığın, yani bilgini de İslam'a dayandırdığın Kur'an hangi Kur'ansa bize oradan örnek ver. Ben şu çeviriye güvenirim de biz de oradan devam edelim. Ne dersin Kutlu, orada mısın? Buyur. Peki Kutlu galiba cevap vermeyecek. Kutlu orada mısın? Sesim sanırım işi var herhalde. Sesim geliyor evet. Mu? Evet geliyor, buyur. Tefsir olarak İmam-ı Azam'ın cami üstadına güveniyorum ve ona dayandırıyorum. Evet, İmam-ı Azam geleneğinden ekol, yani ekole girdik artık şimdi. Ya burada, işte dediğim gibi işte 680... İmam-ı Azam ne zaman yaşamış hocam? İmam-ı Azam hangi tarihlerde yaşamış hocam? İmam-ı Azam Emevilerin son dönemi Abbasilerin, ilk dönemi Abbasiler, biliyorsun adamı öldürdüler zaten. Yani zaten bizi söylediğimiz tarihlerden sonrasından bahsediyorsun. Biz de diyoruz ki işte İslam devleti, yani İslam dini daha doğrusu, pardon. İçin komik tarafı bin Ahmet, İmam-ı Azam da devam etsen de bu İmam-ı Azam denilen Ebu Hanife, bu 11. yüzyılda bu 114 sürü 6236 ayet hareke işte kıraat noktayla yapılan bu resmi edisyon Kahire Mustafa'nın hayatı boyunca hiç görmemiş bir adam. Ya bugünkü Kur'an'ı İmam-ı Azam bilmiyor abi. Yani adam İmam-ı Azam'a dayanıyor ama İmam-ı Azam bugün Kutlu'nun elinde tuttuğu Kur'an'ı hiç görmedi. O da ilginç bir detay yani. Nasıl görmedi ya falan filan. Bu da ezber bozan bir bilgi. Yani çünkü senin zaten... Peki o zaman size şöyle bir soru sorayım. Resmi İmam-ı Azam cami üstadı nasıl tefsir etti? Onu nasıl meydana getirdi Kur'an-ı Kerim'i hiç görmedi? Sonraki eklemeleri görmedi. Sonraki eklemeleri aradan asıl hocam, geçti. Hocam sonraki yani, ekleme yok ki cami üstadaki bütün tuttu. Ayetler şimdiki ayetlerle aynı. Şimdi... Muhtemelen esere, öyle. Esere ekleme yapılmış diyor. Yani Kur'an'a değil, esere ekleme yapılmış şimdi diyor. Şimdi iyi akşamlar herkese. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istedim. Bilmiyorum, yeniyim yani. Tabii. Şimdi hadisler biliyor musunuz Buhari? Kişiyi duydunuz mu Buhari? Tabii ki biliyoruz. Tabii. Hepimiz tabii biliyoruz. Selim Hanım buyurun devam edin. Hayatımız Buhari'ye geçiyor. Şimdi ben Kur'an'ı çok okudum. Buhari'nin eşeğini bile biliyorlar burada. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben ekonomistim. Tamam mı? Ama yani bu Kur'an'ı çok okudum. Çok, birkaç kere. Ondan sonra Amerika'da Araplarla da hocalar falan vardı orada. Yani tabii Amerika tabii dinin yeri, merkezi diyelim. Dünyanın bütün hani dinlerin olduğu yer. O yüzden din açısından tabii bayağı zengin ortam. Yani her türlü expert var orada, biliyorsunuz. Her neyse, yani dinlere çok yakından ilgi duydum ve çok şey ya, öğrendim bütün dinleri diyelim Amerika'dayken. Şimdi Buhari bütün hadisleri topladı. Şimdi hadislerin hangisi doğru, hangisi yanlış bilmiyoruz, değil mi? Asıl büyük problem burada. Ama şimdi çok kişi, yani İslam dünyasındaki çok kişi Buhari'nin yaptığı koleksiyona güveniyor. Çünkü Buhari ne yaptı? 100 sene sonra, yani o bayağı o yaşarken, 100 sene dedim yani Hazreti Peygamber'den sonra... bütün insanların, yani Hazreti Peygamber'le yaşadıklarını insanlara sordu. Yani işte dedelerine falan. Ve bu şekilde bütün dünyayı dolaştı ve yazıldı. Bu yazılanlar hadis olarak geçiyor. Şimdi bu Buhari'nin dedikleri
her kabul edilmiş durumda İslam dünyasında. Yani onlar geçerli hadis olarak biliniyor. Şimdi diğerleri tabii, şimdi hangi hadisler geçerli, hangi hadisler değil, onda bir çelişki var İslam dünyasında bildiğiniz gibi. Ama Buhari'nin hadisleri doğru olarak biliniyor. Ve mesela en başından kaç, mesela namaz, 5 vakit namaz değil mi? Mesela tabii Kur'an'da namaz olarak geçiyor. Yani sayısı falan verilmiyor. Veya zekatın sayısı verilmiyor, miktarı verilmiyor. 1/40 falan, bunlar bu işte hadislerle beraber geliyor. Ve Buhari de bu hadisleri topluyor sonuçta. Yani bu kişilere soruyor dünyanın her yerinde. Yani olay bu. Yani 1/40 tabii bu şekilde gerçekleşiyor. 1/40 aslında hem Hazreti Peygamber ve arkadaşlarının da kabul ettiği, yani o insanların gördüğü sonuçta. Yani biz hani 1/40 bütün İslam dünyası kabul etmiş durumda zekatın. Ve de bu işte herkes, yani o kişilerin gördüğü, tanık olduğu. Yani Hazreti Peygamber'in yaptığı ve arkadaşları var biliyorsunuz onun. Diğer halifeler sonradan gelen. Onların, insanların tanık olduğunu işte o şey, koleksiyon olarak topluyor yani. Sonradan hadisler ortaya çıkıyor yani yazılı bir şekilde. Yani bilmiyorum, siz bunu konuştunuz mu? Ben bunu söylemek istedim. Çünkü hani Amerika'da... Evet, teşekkürler, sağ olun. Biz başka bir şey konuşuyorduk aslında Sinem Hanım. Yani yanlış anlamayın. Biz Kur'an'ın yazım tarihçesini... Bence Sinem Hanım'ın araya girmesi çok iyi oldu baba yara. Çünkü artık bu konuya geçelim. Murat da bunu bekliyor sabahtan beri. Geçelim de zekat yani. Sen zekat değil de bütün, ben hadi. Yok, ona değil, ona değil. Ona değil. Hadislere geçelim. Bütün hadisler. Ben çeker yani asıl giderim büyük yani. Problem orada. Nedir abi bu yani? Bana ne yani zekatın bilmem nesi? Yok. Çok şimdi şeye geçelim. Şeye geçelim. Problem, şimdi İslam dünyası hadislerin hangisi doğru hangisi yanlış bilemiyor. Ama dediğim gibi Buhari... Aslında biliyorlar Sinem Hanım. Öyle demeyin lütfen. Aslında biliyorlar ve kendi aralarında hangisi sahih hadistir, hangisi sahih değil, işte rivayettir sadece, hurafedir diye. Bununla ilgili tezler yazıyorlar. Mesela, bence şu evet, konuyu konuşalım. Bence şu konuyu konuşalım. Şimdi bu saate kadar şunu net olarak anlattığımızı düşünüyorum. Bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Diyorum ki bu zamana kadar yani özellikle modernistler hadislere göre İslam'ı reddederek sadece Kur'an'a göre İslam anlatmaya çalıştılar. Biz de şu zamana kadar şunu anlattık ki Kur'an'da hadisler kadar ne kadar güveniyorsunuz, Kur'an'da o kadar güvenmek zorundasınız. Çünkü Kur'an'da güvenilir bir kaynak değildir. Kur'an'ın şey, besmelesinin bile ne kadar zaman sonra yazıldığıyla ilgili kanıtları sunamıyorsunuz. Yani böyle bir şeyi bana ortaya atıp bana diyorsun ki kardeşim bak al sana 630 yılında Muhammed'den kalan Bakara suresinin ilk ayeti bak Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor diye bir iddiayı bana sunamıyorsunuz. 600 Hicri 80. yıla kadar Bismillahirrahmanirrahim yazmayı becerememişler Araplar. Neler bilmiyorlarmış gibi. Kelime-i şehadet de yok. Yani buraya kadar bunu anlattı. Şimdi bundan sonra konu şu. Hadisler konusu. Çünkü hocam, pardon, niye bu adam sadece Kur'an... Nasıl yok? Kelime-i şehadet nasıl yok? Anlattım yok, kelime-i şehadet nasıl oluştuğuyla ilgili. Kelime-i şehadet tamam, mesela... Yok anlattım da hocam, anlattım bunu ama siz yoktunuz herhalde. O sözü söylemesi lazım. Şimdi nasıl yok? Bunu bir iddia. Peki o sözü tamam tabii ki. Bana o sözün biz o gün işte şeylerdeki özellikle Fırat'ın doğusundaki basılan paralardan ve hatta Fırat'ın batısında basılan paralardan 680'li pardon Hicret'in 80. yılında 80, 81, 82, 83 ve 84. yıllarında Abdülmelik bin Mervan resimleri kaldırarak paralardan resmi komple kaldırarak tamamıyla Arapça diye bir yani şeysiz, hareketsiz Arapça ile yazılmış paralarda besmeleyi iki parça ve farklı şekilde yazmış. Birinde işte Allah birdir ve eşi benzeri yoktur diye zaten diğerinde Muhammed'i peygamberliğine değmiş. Daha sonra kelime-i şehadetten bahsediyor. Kelime-i şehadet. Özür dilerim. Daha sonra bu ilerleyen süreçte paranın evrimine baktığımız zaman gide gide Allah birdir, Muhammed onun elçisidir haline gelmiş. Yani ilk basılan paraya yani kimse
Allah bildir Muhammed onun elçisidir diye niyeyse paraya basmamışlar. Hocam ben size bir soru sorayım. Ki, Muhammed diye bir peygamber var. Ben de o peygambere biri gelip ona iman etmesi gerektiğinde peygamber ona nasıl bir cümle kullanıyor? Bana söyler misiniz? Eğer kelime-i şehadet işte yoksa ona, ne bize, söylüyor? Biz de onu anlatalım. Acaba Muhammed diye birisi de net olarak yaşadı mı? İşte bu da ayrı bir soru. Acaba Muhammed karakterini sonradan mı uydurmuş olabilirler? Yani bu da ayrı bir problem. Yani acaba başta hiç İslam dini yok muydu? Yani Muhammed gelse peygamber dememiş miydi? Birleşip ağız birliği yaptılar. Biz böyle bir isim çıkaracağız. Dünyanın şu anda dünyanın şey dediler, öyle mi? Bunlar izin verin lütfen. Sorulara cevap verin. İzin verin. Bütün Orta Doğu halkının birleşip bunu yapması gerekmiyor. Haccac gibi bir adam bunu yapmışsa sen istersen seve seve bunu kabul etmek zorundasın. Çünkü adam diyor ki bunun dışında bir şey yaparsan kafanı keser. Ki Haccac kafa kesmiştir. Çok kesmiştir hem de. Yani otorite ne derse sen onu yapmak zorundasın. Kaldı ki Kur'an'ı o dönemde bilen insan sayısı Kur'an'ı o da yani İslam İmparatorluğu büyük bir imparatorluk oldu da herkes Kur'an'ı anında ezberledi mi? Yani Müslüman olan herkes Kur'an'ı ezberledi mi? Kaldı ki Müslümanlar kendileri ne zaman Müslüman dediler? Peki sizin söylediğinizden sonra bir kezler çıkmıyor mu? Yani o bölgede çok dinli inançlar da var. Sorunca, bakın, heykele tapan da var ama biz heykele tapan insan diyor, insanlar birleşip diyorlar dur biz tek tanrılı bir ilah çıkaralım. Çok tanrılı ilah değil de birbirleriyle savaşıyorlar. O kadar insan öldürüyorlar. Amaç ne? Bir tane din çıkaracağız. Peki o zaman böyle bir kişiyi çıkarsalar dahi yalandan da olsa bir tane insan adam çıkarıp buna Muhammed adını vermeleri gerekmiyor mu? Bunun etnik anlayacağı bir şey insan olması ya, lazım değil mi? O zamanlar Kur'an'ı ezberlediler. Yani yazmamışlardı. Ezber vardı bir defa. İkincisi, yani bunu da konuşmuştuk ama. İkincisi şimdi Hazreti Peygamber çok mesela Kur'an Hazreti Peygamber'in dilinde yazılı. Nasıl? Mesela kendisi mütevazi olmayı emrediyor insanlardan. Gösteriş olmasın. Ondan sonra az hissediyor. Mesela Kur'an'da yani ayetlerini çok yakından. Kendisi gösteriş olarak 10 tane kadın evleniyor ama. Çok okuduğum için, birkaç kere okuduğum için çok iyi biliyorum. Yani Kur'an'ı çok iyi biliyorum. Yazıyor ki mesela gösteriş yapma çok azla yetin diyor. Tamam, azla yetin. Şimdi arkadaşları ona bakarsanız peygamberden sonra gelen halifeler onlar farklıydı. Çünkü onlar zenginlerdi ve gösterişi sevenlerdi. Hatta bir dakika bitireyim. Hatta peygamberle beraber giden yani İslam'ı yayan kişiler peygamberden çok farklıydı. Yani gösteriş şimdi Sinem Hanım klasik İslam anlayışını anlatıyorsun. Yani ama bunların gerçek sonuçta Kur'an'ın demek istediğim şey. Sonuçta Kur'an peygamberin dilinde yazılan bir metindir. Hangi dil yani bu? Sinem Hanım yani hangi dil? Arkadaşları öyle değil, eşi öyle değil. Sırf kendisi. Hangi eşinden bahsediyoruz? Şimdi bak Sinem Hanım, Kur'an'a göre konuşacaksanız Muhammed'in eşi yok. Tamam? Hiçbir karısı yok. Çünkü hiçbir Kur'an'da hiçbir yerde hiçbir karısının adı geçmez. Muhammed'e eşi dediğiniz anda hadislere geçtiniz. Muhammed'in konuştuğu dil dediğiniz anda hadislere geçtiniz. Muhammed belki de bilmiyoruz ki. Belki de biraz Rumca konuşuyor. Nereden biliyoruz? Hiçbir bilgimiz yok. Elimizde Muhammed döneminde kalan Kur'an var mı? Yok. Bütün Kur'an'ları daha sonradan yaşayan insanlar mı yazdılar? Evet. O adamlar kendi dilleri yazmışlar. Siz Kur'an'ın dili Muhammed... Bir dakika bak. Şimdi bir defa o zaman ezberlediler. Yani o kadar insan söylenenleri ezberledi. Ya bu konuları tekrar bu konulara geri dönüyoruz. Tekrardan sonradan yıllar sonra geçiyor. Buhari dediğimiz kişi bu başka insanları sorular soruyor. Yani Hazreti Peygamber ve arkadaşları ne yaptı diye soruyor. Ve bu şekilde hadisleri topluyor ve hadislerin doğru olduğu... Bugün okuduğunuz hadis kitabı Buhari'ye... Pardon, çok özür diliyorum. Sinem Hanım, saygısız kulak almayın, ben aşağı alıyorum sizi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani Buhari'yi biliyor musunuz falan. Yani bu ortaokul seviyesine çekmenizi aşağıdaki 300 kişiye dinletmeyeceğim. Konuyu bilenler gelsin. Biz ne konuşuyoruz ne şey, buyurun. Devam edin. Yani ben cevap vereyim. Bakın ben cevap vereyim. Birisi... Ona cevap verme Ahmet. Boş ver çünkü. Onu değil. Şeyi Kutlan'ı söyledikten cevap vereceğim. Ona da cevap vereceğim şey yok. 50 kere bilmiyorlar. 50 kere anlattık. Yani Kur'an'ın toplanması, ezberlemesi oluyor. Bir daha tekrar anlatmanın bir anlamı yok. Zamanında o kadar herkesin de sonsuz zamanı yok. Buhari hadisleri için söyleyeyim.
Buhari hadislerini okumuyorsunuz zaten ki. Okuduğunuz hadisler Buhari'nin değil, Yunani'nin. Yani siz Yunani'nin hadislerini okuyorsunuz. Yunani kim? Buhari'nin öğrencisinin öğrencisi. Yani Buhari'den elimize kalan bir hadis yok. Onu belirteyim de. Yunani'nin kitabı da kimse gören yok. Bu arada Türkiye'de var o kitap. Ama kimseye göstermiyorlar. Yunani'nin hadis kitabını. Onu da açık olarak belirteyim. Buraya bir not olarak düşeyim yani. Okuduğunuz kitabın ne olduğunu bilin. Ona göre şey yapalım. Gelelim şu hadis şey olaylar. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ha, Kutlan'ın söylediği şey soruya geleyim. Gerçi onun soruyu da unuttum ama. Şey demiş herhalde. Yani nasıl bu şekilde şey yapabiliyorsunuz? Yani nasıl böyle emin olabiliyorsunuz ya da böyle şey yapabiliyorsunuz? Çünkü aksi delil yok. Yani benim önüme sunabilecek aksi bir delil getirirseniz ben o aksi delil üzerinden argümanım değiştirmeye razıyım. Çünkü benim argümanım ne kadar değişirse değişsin Muhammed'in bir peygamber olacağı noktasına gelmeyeceğini biliyorum. Çünkü niye Allah yok? Yani bu ne olarak da söyleyebileceğim şey. Ama hocam şimdi Kur'an'ı Muhammed mi yazdı sonrası mı yazdı daha sonrası mı yazdı? Şöyle bir şey müsaade edin. Size göre sizin kendi düşüncenize, zihninize göre siz bir tanrı olmadığını söyleyebilirsiniz. Bunu kesin olarak niye bize iddia ediyorsunuz? Bunu bir iddia şey, etmeye çalışıyorsunuz. İzin verirse tamamlayacak. Şöyle, i̇zin yani verirse tamamlayacak. İzin buydu. O zaman siz izin verin. Kutlan Bey tamam anladım. Ama izin verin. Bize kesin bunu dikte etmeyin yani. Şöyle. Ben size Allah'ın yok olduğunu dikte etmiyorum. Var ya da yok. İnanırsa inanmazsın. Muhammed'in peygamberle de inanıp inanmama benim umurumda değil. İster inan ister inanma. Bana da kardeşim. Ama bana tarihten bahsedeceksen, tarihi bir vesikadan bahsedeceksen tarih metodolojisini kullanmak zorundasın. Bu ben fizik bilimi yapacağım ama bana da kardeşim kafama göre metafizik yaparım demek gibi bir şey değil. Tarihten bahsedeceksen bana tarihi vesika çıkartacaksın. Yoksa git inan. Kime inanırsan inan. İstersen git maymuna tap. Umurumda değil. Yani sen maymuna tapmayı kendine görüyorsan ben ne yapayım? Yani Allah'a tapabiliyorsa ben ne yapayım? Ama benim karşıma gelip Kur'an besmeye vardır diyeceksen o zaman bana Kur'an'daki besmeleyi göstereceksin. Bu bir dayatma falan değil. Ben inanırım. Bir saniye. Lütfen dinleyin. Bana tarihle ilgili bir şeyden konuşacaksanız tarihin metodolojisini kullanmak zorundasınız. Bu benim bir diktam değildir. Bu tarihi bilim olarak araştıran herkesin uygulaması gereken metodolojidir. Bu metodolojinin dışına çıkarak bana hiçbir halt anlatamazsınız. Bitti. Bu kadar. Ha, inanabilirsin. İnan. Tabii ki inan. Ama Muhammed yaşamıştır, karıları vardır, 9 yaşında Ayşe ile evlenmiştir ya da 18 yaşında evlenmiştir. İstediğine inan. Ama bana gerçekleri anlatacaksan, bana gerçeği konuşmak istiyorsan, benim karşımda tarih konuşmak istiyorsan, kusura bakma bu metodolojiyi kullanmak zorundasın. Yoksa susacaksın. Başka yapacağın bir şey çare yok. Ben sana diyorum ki bana göster bir tane besmele öğreten Kur'an. Ben de argümanımı değiştir diyorsun. Gösteremiyorsun. Bitti o zaman. Yani bana daha ne yapayım? Yani ben argümanımı değiştirmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama siz değiştiremiyorsunuz. Değiştiremediyseniz bu argüman böyle devam eder. Değiştirene kadar devam eder. Ha yarın öbürsü gün, ben bunu kendi yayınlarda söyleyeyim. Yarın öbürsü gün bir arkeolojik kazıda Muhammed'le ilgili bir şey buluruz. Gerçekten bir ayet de çıkabilir bu arada. Yani 610 yılında yazıldığı kesin net olarak bulabileceğimiz ve Muhammed'in yazmış olduğunu bulabileceğimiz ve ayet üzerinde oku yazıyor diyelim. İkra yazıyor. Bulduk. Yani çok muazzam bir şekilde İkra ve 610 yılına ait. Yani net ilk ayette bu yani. Bulduk. Bu benim için bir şey değiştirmez diyorum. Ben ne yaparım? Ben şunu değiştir. Benim için şu değişir. Derim ki tamam. Kur'an 610 yılında Muhammed'in şöyle bir yani kendi hani Atatürk diyor ya işte Muhammed'in bulduğu ve doğru olduğu inandığı kitap. Ha benim için ben o argümana geçerim. Derim ki Kur'an Muhammed'in bulduğu ve doğru olduğunu inandığı kitaptır. Ha sonra Allah'tan dersini demez bu beni ilgilendirmiyor. Ama gerçek olan benim gördüğüm metodoloji olarak gördüğüm budur. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani amacımız Muhammed yaşamamıştır. Ya da ne bileyim işte Kur'an sonradan olur. Bu iddiayı ortaya atmak değil. Yani bunun ateizmde ya da Allah'ı reddetmekle hiçbir alakası olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Allah ol zaten yok. Yani argümanı ne olarak ortaya atarsan at yok. O ayrı bir konu. O senin de benim tartışabileceğim bir konu değil. O benimle bir deisti tartışabileceğim bir konu. Sen benimle tartışacaksan bana önce Kur'an'ı ispatlayacaksın. Sen bana Kur'an ispatlayamıyorsun. Bitti. Bu kadar basit olan bir şey. Ben şunu şey yapmak istiyorum. Şu konuyu açmak istiyordum aslında. Benim açmak istediğim konu şu. Bugün özellikle modernistler Kur'an'la yani sadece Kur'ancılar diyelim. Sadece Kur'ancılar. Neden hocam, hadisleri pardon, reddediyor? Devam edin de şunu söyleyeyim. Neden ben sizinle Tanrı'nın varlığını ispat etmek için illa Kur'an'ın dışına çıkmam gerekiyor? Veya Kur'an dışı çünkü, niye illa çünkü sizin olmam, inandığınız siz... neden deist olmam gerekiyor ki? Bugün, bakın ben size hiçbir cevap... Kur'an argümanı sunmadan sadece felsefik veya bilimsel olarak da bu konuyu tartışırım. Ve benim bir tane soruma somut bir bilgi kesin cevap veremezsiniz. İddia ediyorum. Bakın sorayım onunla mı, ilgili isterseniz başka... Ya hayır soruyu sormayın. Nedenini söyleyeyim mi? Onunla ilgili isterseniz başka bir gün burada otururuz. Tanrı var mı yok mu konusunu tartışırız. Bugün Kur'an'a göre İslam konusunu tartıştığımız için burada 200 küsür kişi ya da kaç kişi izliyor bilmiyorum. Dinliyor bilmiyorum.
o kişilere bu konuda konuştuğum için bugün bunu konuşalım. Ama yani eğer konuşacaksak ben burada oturup konuşabilirim. Çünkü sen Allah'ın var ya da kitabın var dediğiniz zaman bana her şeyden önce birçok şeyi ispatlayamazsın. Onu bir gün seninle oturup konuşmayı isterim. Ama bugünün mevzusu bu değil. Yani o yüzden onu anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü mevzusu, bugün ben Allah'a inansam bile, yani Allah var, Tanrı var, ben bir deistim ya da ben bir Hristiyanım. O Hristiyan da olabilir. Ben bir Hristiyan desem bile bu Kur'an'la ilgili anlattığım şeyleri... Kısa bir cümle lütfen. Tamam, ben sizinle hiçbir İslami argüman, bakın hiçbir İslami argüman sunmadan sadece bir insan aklıyla ve mantığıyla Allah'ın varlığını sizden ispat etmenizi veya yokluğunu ispat etmesini isteyeceğim. Siz de benden yokluğa varlığını, bakın siz de benden varlığını ispat edeceksiniz. Murat hiç bu konuya girme. Neden biliyor musun? Bak hiç bu konuya girme. Neden işiyor? Ben klasik Müslüman argümanı biliyorum. Yani iş başa çıkamayacak. Yani tarihsel metodolojiyi kullanarak gerçekleri ispatlayamayınca işi Tanrı var mı yok mu diye konsept etmek birçok Müslümanla yani İslam'a hiç şey yapma. İslam'a inanıyorsan niye bana İslam'dan bahsetmiyorsun ki? O da ayrı mesele. Çünkü seni ortaya koydun. Allah'ı sana ilk söyleyen şey İslam'ın kendisi. Yani Allah'a inanmanın sebebi İslam ama bana İslam olmadan Allah'ı anlatmaya çalışman çok mantıksız bir şey. Ama bugün o konuya girmek istemiyorum. Nedeni şu. Çünkü bugün anlatacağım konu o değil. Yani niye ben Müslümanların istediği konuya gelip ki biraz da Müslümanlar bizim istediğimiz konulara gelsinler ya. Bunu bak Altay Cemberi sürekli yapıyor. Sürekli karşısındaki ateistleri onların sahasına, yani bizim sahamıza atmaya çalışıyor topu. Senin sahanda biraz oynayalım, dur. Biraz İslam sahasında biraz oynayalım biz. Biz sevgili, bir Kur'an sahasında, bir hadis sahasında oynayalım beraber. Şimdi, Ahmet bir saniye, ben de bir araya gireyim bir saniye. Hocam oynayın. Kendi kendinize hiç sorun da değil. Ben şu anda o konuyu konuşmaya müsait değilim. Sadece sizi dinleyeceğim. Sen müsait değilsin de o da iki hocam, konuşacak tamam, laf atacak kadar müsaitsin. O zaman cevabını konuşalım demedim. Sadece ben nazik ol, saygılı ol değil mi? Ağzımdan çıkan bir cümleye cevap verdim. Yani herhangi bir yere kaçmıyorum. Sadece dinliyorum. Kütüphanemde değilim, müsait değilim. Konuşmak için sadece dinliyorum şu anda. Araya girmeye çalışıyorum bazen, o kadar. Peki. Şimdi şöyle bir şey var Kutlu. Bu odanın konusu deizmin tanrısı değil. Biz burada neredeyse her gün, sen de takip ediyorsundur, görüyorsundur. Neredeyse her gün burada o senin bahsettiğin Allah var mı yok mu, Tanrı var mı yok mu tarzında odaları her gün neredeyse açıyoruz. Oraya gelirsin, konuşuruz. Sen bize kanıtlarsın Tanrı'nın yokluğunu. Hem de sen kendi istediğin İslam'a hiç başvurmadan, hiç İslami argüman kullanmadan kendi tabirinle bir ontolojik bir tartışma yaparız burada istersen. Bak bu, ama bu odanın konusu bu değil. Ahmet'in anlatmaya çalıştığı şey buydu. Biz burada Kur'an'a göre İslam'ı tartışıyoruz ve aynı zamanda senin de aslında Müslüman olduğunu biliyoruz. Öyleyse niye İslam'sız sen bize bunu kanıtlamaya çalışıyorsun? O da ayrı bir konu şimdi. O başka bir tartışma konusu. Ama istersen o tür odaları her gün neredeyse açıyoruz. Takip et lütfen. Sen de gel yukarı çık tartışalım. Gördüğün gibi seni konuşturuyoruz. Sözünü bölmüyoruz. Sonuna kadar dinliyoruz. Aynen de arkadaşların da varsa, sevgili Altay Cemberiç Aben de varsa o da gelsin. Zaten onun 18 gün süresi kaldı. Biliyorsunuz buradan ben daha önce duymuştum. 18 gün sonra yaklaşık yani 24'ünde kendisi hakkında iddianameyi savcılığa veriyorum ben. Suç duyurusunu savcılığa veriyorum. O ayrı konu. Eğer özür dilemezse tabii. Özür dilemek istiyorsa hala süresi var. Bunu da kendisine iletirsen çok sevinirim. Zaten odalarımızı dinlediğini, arkadaşlarına dinlettiğini biliyoruz ayrıca. Şimdi ACM konusunu geçelim. Sevgili Bahadır'ı çok beğendik yalnız. Ona bir söz vereyim. Hemen yeni yukarı çıkan gün görene de geleceğim. Ahmet arkadaşlar da çok bekledi ya. Onlarla bir konuşuruz. Sana tekrar geri döneceğim Ahmet. Bir saniye. Bahadır buyur hocam. Ya ben az önce tartışmanın geldiği noktada şunları söylemek istedim. Bu işte ben Kur'an'a inanıyorum. İşte kelime-i şehadet getiriyoruz. İşte bu değişmemiştir. Dünyada bir tanedir. Ama bakın Buhari var, hadisler var vesaire. Şimdi hangi birine inanacağız? Ya bu düşünsenize Nuh diye biri yaşadı mı? Ya mesela değil mi? 1000 seneden 50 eksik ya 950 sene yaşamış biri var mı ya? Bu oldu mu? Tarihte gerçekleşti mi bu olay? Ve Nuh diye yaşamış birisinin biz bugün kılını, tüyünü ya da kenara not ettiği bir kağıdı, yaptığı, inşa ettiği gemiyi, gemi inşa ederken yok ettiği ormanı, işte ne bileyim yani hayvanları nerede karaya çıkarttığını falan, bunları nasıl inanacağız biz bunlara ya? Yani hani o kadar enteresan bir hikaye ki, bir de düşün, etçil hayvanlar da gemiden indikten sonra otçulların
nesillerin çoğalmasını bekleyecekler. Öyle hemen gidip onları yemek falan yok. Şimdi bunun ben nesini ispatlayayım ki sana? Ben sana böyle birinin yaşayıp yaşamadığını nesini ispatlayayım ki? Yani Muhammed yaşadı mı yaşamadı mı? Nuh var mı abicim? Yani şimdi biz Muhammed'i konuşuyoruz, Kur'an'ı konuşuyoruz ama Kur'an'ın içerisinde yer alan şeylerin hangi birinin bize ispatını getirebileceksiniz ki? İsa diye biri yaşamış mı mesela? Hani sen bugün Muhammed konusunda kafanda hiçbir şüphe olmasın. İyi güzel. İsa'yı ne yapacağız? Peki bu soruna cevap verebilir miyim? Yani Üç tane soru sordu. Nuh yaşamış abi mıdır? işin Bir var mı insan yok mu? Ben hocam anlamıyorum. sorayım ben size şimdi. 950 sene yaşamıştır. 1000'den 50 eksik falan dediniz. Peki şöyle bir şey düşünüyor musunuz mesela? Bunu size söyleyen Kur'an-ı Kerim Tanrı'nın yani yaratıcının her şeyi yoktan var edeceğine ve buna kudretinin olduğunu, ol dediğinde olabileceği gücün olduğunu söylüyor. Peki böyle bir iddia ispat istiyorsunuz. Siz somut bir ispat yani Nuh'un mezardan gerekirse çıkıp konuşmasını istiyorsunuz. Peki yani karşınızda veya size argüman olarak sunulan Tanrı'nın sonsuz güç ve kudret ilim sahibi olduğunuz düşündüğünüzde Nuh'un 1000 sene veya Abi 5000 sene cevap vereyim. yaşaması gayet normal değil mi? Bu bir. Değil, cevap İkincisi vereyim. Hemen gemiyi aldı, cevap gemiyi vereyim. aldı. Yok bir dakika, siz beni böldünüz. Ben de cevap vereyim size müsaade ederseniz. O zaman şuna da inanabilirsin. Noel Baba diye biri varsa, bu adamın uçan geyikleri varsa, bu adam milyonlarca evi ziyaret edip hepsinin bacasından aşağı inip çocuklara hediyelerini ağacın altına bırakabilir. Yani Noel Baba Noel Baba dediğiniz, diye biri hayır varsa, o değil. Çünkü Noel Baba dediğiniz kişi Doğal Tanrı Baba değil. diye biri varsa Bakın bunu varsa da bu bir yapabilir. Tanrı değil. Tamam mı? Biz Tanrı'dan, Tanrı'nın vasıflarından bahsediyoruz. E Noel tamam, Baba ben de Tanrı ondan her şey ol bahsediyorum deyince zaten. oldun Tanrı'nın zaten hayvan toplatması maktasız değil mi? Ol deyince olduruyor zaten. Şart diye olursun işte. Ne Hocam uğraşıyor hayvan o toplatmakla? an onun öyle olmasını dilemiş, Saat öyle 20. istemiş. Şimdi siz illa İşte ben de Tanrı'nın onu şey, acaba o mu onu öyle olmasını dilemiş yoksa o dönemin iktidai insanları bunu düşünememiş mi? ya o kadar mantıksız yerleri var ki hangisi? Yani Toplatması Allah ayrı bir şey. Allah sizin kafanıza göre hareket ediyor. Yani bak onu açık ol. Allah kafanıza göre hareket ediyor sizin. Allah kendi Ya kafasına göre abi hareket bak etmiyor. mesela öl deyince öldüremiyor. Bence Böyle tabii parmağını canım şıklatıp tabii. Ya Thanos bile ipi yapıyor bunu yani. ya Thanos bile Kur'an parmağını şıklatıp evrendeki yaşayanların yarısını öldürebiliyor. Bu abi adamın ol sel deyince göndermesi lazım, sebep yaratması lazım öldürebilmek için. Öldürün siz deyince öldüremiyor çünkü. Diyor ya işte Kur'an'da siz savaşa gibi biz onları ben onların cezasını vereyim diye. Ya sen tavana ipi as da gör bakayım diyor hangisi doğruymuş diye. Ya ben savaşmadan savaşamayan, ben bir şey yapmadan, ben ipi asmadan intihar etmeden bana gerçeği gösteremeyen bir tanrı. Sonra diyorsun ki ol deyince olduran bir tanrı. Yani hangi tanrıdan bahsediyoruz? Ol deyince olduran bir tanrı, öl deyince de öldürebiliyor olması lazım. Öl deyince öldüremiyor. Kendisi söylüyor ben öldüremiyorum diye. Yani inandığınız kitaptaki çelişkileri lütfen görün. Burada bence Güngör Bey'e söz verelim.